Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülyani Köy Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bunu soğan söktüm geldim. Şöyle koyayım. Soğanı sökerken yanımda kimse yoktu. Videosunu çekemedim de. Buraya dökeceğim arkadaşlar. Gölge, gölgede biraz kurusun. Daha soğanın yaprakları biraz yeşilimsi. Halam gölgeye serdi. Şuraya serim. Şu şekilde şöyle. Burada gölgede arkadaşlar biraz kurusun. Hem yaprakları kurusun. Ondan sonra güzelce seçeceğim bunları. Hani büyük küçük olarak da seçilecek. Sonra eve alacağım arkadaşlar. Biraz da kurudukça toprağa da dökülmüş olmazsa buraya. Maşallah bayağı bir soğanımız oldu. Şu çuvallarından iki çuval oldu arkadaşlar. Şöyle bir de kuvamız var. Bu şekilde soğanımı serdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Hem pürleri kuruyacak hem de kurudukça topraklarından da ayrılır biraz. Burada bir hafta mı durur artık bakalım varmış. 4 gün bir dursun. Sonra yine irisini ufağını kasalara seçerim. Kilere korum arkadaşlar. Orada tüketimine başlarız. Şurada ne var kasada? Şöyle göstereyim. Biraz patates söktüm. Ondan sonra biraz da salatalık topladım arkadaşlar. Sonra biberi topladım. Salçalık biber, oradaki biberler daha kızarmamıştı. Şunu alalım da. Salçalık biberi şöyle yapıyorlarmış arkadaşlar. Yine şöyle kızarmaya başlayanları topluyorlarmış. Burada bir tane böyle çiftenin altına serip üstünü kapatıyorlarmış. 2-3 gün içinde kızarıyoruz. Ben de o yüzden topladım salçalıkları. Bayağı kızarmış şunlar da. Kızarmayanlar da var mesela. Şunlar falan daha kızarmamış. Alacalı alacalı olmuş böyle. O yüzden ben de hepsini topladım arkadaşlar. Bunları da çektirip hemen sereceğim ki çabucak kurusun. Bunlar da salça olacak. Hepsi bir kızarmadı. Bahçenin hepsi bir kızarsaydı iyi bir çuval belki fazla da olabilir. Salçalık vardı ama kızarmamış. Suladım. Suları söktükten sonra arkadaşlar alanlarımızı suladım. Ondan sonra işte salatalık topladım. Biraz patates söktüm. Derken o şekilde geldik. Bayağı gördüğünüz gibi bu kadar biberimiz var.
artık kızardıkça kızardıkça salçamızı yapacak. Ben içeriden bir leğen getirdim arkadaşlar. Salataları da leğene koyalım. Onun sonunda biberi işlemini yapalım. İşimize bakalım. Ben de bir yiyelim. Leğen ne yapmıştı abi? Pikniğe gittiler. Pikniğe mi gittiler? Evet. Siz neydiniz de ben yok ki? Mi? Topladın mı evi bak? Daha bunu benim yanaydım oğlum. Duydun topladım mu? Da gir oturma odasına anne bak hele. Bir daha topla. Niye buraları topladın? Yemek yiyordu neydi aynı kalktı. Ben bilimin ağaçtan uyurdum zaten evi gücü. Öldürdü en sonunda bir öldürecek. Bir daha poşet getir de domates getirdim. Koyalım da yemin engele bir vir gel. Kavuş ablan gel. Domates istediydi bu domates. Musakka yapacağımış. Salatalıkları eve götür kızım. Bir de çekiyor mu? Çekiyorum da. Neyse dur o zaman gelme bu yana kapını aç. Sen bir tane daha poşet sar ve cebine bana bir. Patateslerimiz de bu. Recep niye durmadın anne? He? Niye durmadın? Anne yemek istiyor. He. Getiriyor. Ondan sonra bir iki arıyor, kaldırıyor. Sonra aradaki hafta geçmeden bir daha istiyor. Tam doymuyor demek. Anne ama her yapışta bir görsen etrafı ne hale getiriyor inadına dermiş gibi. Çek sen atalım, de sufra ser altına. Sufra ser. Serdim. Yine inadına yüzü. İçinin üstüne bir kineşi yapmış. Oh bari. Anne. Anne. Al şunları. Anne. Şunu kilere koy. Anne. Şunu da mutfağa koy. Anne. Anne. Annem anne. Alan attın. Sen de dedin. Alan attın. Gel dedin de kendisinde. Alan attın. Sen dedin. Şöyle koyu domates getirdim arkadaşlar. Olmamış domates komşumuz istediydi. Musakka yapacakmış. Ona da şunu göndereyim. Yemeğini yapsın. Şu biberleri de koy diye. Mesela'cığım peşeli sevecek bakalım. Tamam. Ses duyuyor mu? Bu şekilde serdim bağlı arkadaşlar ya. Şöyle üstümüze kapatalım. Gölgede dursun bakalım. İki günde kızarıyormuş böyle. Vallahi lahmacunu aldandım, topladım, geldim. Bakalım artık ne olacak. Kızarırsa salçamızı yaparız, kızarmazsa artık doğrar atarız. Ya da sire sere güneş atarım, bilmiyorum bakalım. Kızardığımı zaten beraber yapar, yine gösterdim. Ne koydun da anne? Salçalık gibi. Soğanımız da burada arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu da burada güzelce kurusun. Bu şekilde. Ora koydum. Salçalarımız da bayağı kurudu arkadaşlar. Bunlar komşunun. İki çuval daha aldılar. İki çuval daha aldılar komşular. Onu da buraya serdiler. Şu da onların arkadaşlar. Hatta şunlar da onların. Benim leğende bitti artık. Leğende yok. Benimki de burası. Burası domates salçası. Şöyle uzaklaştırayım. Burası domates arkadaşlar. Şöyle bakın. Şurası biber. Bu son kaldı işte. Şu da şimdi dolacak. Benimki doldu arkadaşlar. Tam 1,5 patlak oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu dolduracağım birazdan. Bu da kurudu. 5 kiloluk patlak alım gelin. Bakın şöyle. Çok güzel kurudu gördüğünüz gibi. Orada kuruttum. Orada bayağı suyunu çektirdim arkadaşlar. Sonra sinirleri aldım bu şekilde. Bakın hiç suyu falan kalmadı. Da şu anda ikindinin sıcağı var ya biraz daha sıcakta dursun da. Güneş birazcık batarken
doldurun. Yine de şöyle az daha dursun. Normalde çok güzel olmuş. Geldim, karıştırdım. Buradan da bu şekilde şöyle gördüğünüz gibi salçamızı, biberlerimiz de burada. Bunlar da bayağı kurumuş şöyle. Bunlar da çektirilecek. Dün kendiminkini arkadaşlar ben kendim robotta çektim. Az bir şey toz biber yaptım. Onu da salçanın içine kattım. Pul biberini de güzelce yağladım. Onu da kaldırdım. Benimki bitti yani. Şu şekilde. Bunlar da güzelce kurusun da bunlar değirmeni de çektireceğim. Sana kim bağırıyor? Sen de bir daha ağlama dur. Bir daha tamam mı? O zaman sen de bir daha ağlama gider mi? Neden? Ne? Arkadaşlar hayır, acıktık da. Gökhan da evdeymiş benim geldiğimde. O da acıkmış. Allah seni uğrarla. Uğrur mu? Tamam. Ben de patates kızartacağım. Getirdiğim taze patatesleri doğruyum. Hemen kızartayım. Yanına da bir de ayrancı acı yapalım. Bir de ekmek suladıydım. 3 tane. Taze ekmeğinle güzel olur. Ablana söyleyerek ekmeğimizi bu çiğ yapmış. Anne! Yapmıştım. Anne bana söyle. Ben de sana hadi. Yüzümü üflesin, ağzı açılmaz. Oğlum burası geliyor. Kaç otur tamam hadi. Ya. Arkadaşlar sen ne kızar? Ya. Tamam. Hadi otur. Yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Ondan sonra o zamana biraz daha şey olur. Ben bunu salçamızı doldururum. Karıştırdım bir tane de. Diğer salçayı da ancak yarın doldururum. O da bayağı bir çekmiş. Şimdi sinidekini doldururum. Onu da sinyalım tekrardan. Ondan sonra şey yapalım. Bir domatesim kalıyor. Bu da kızardı mı? Onu da dolduracağım. Tamam. Salça işimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Şunu söyleyeceğim. Söylemeyeyim dedim de. Geçen burada salçalıkları yıkadım ya. Bir iki kişi yorum yazmış. Çok kişi değil de bir iki kişi biraz izlendi de. Herhalde çok izlenirse linçleneceğim belli. O videodan dolayı. Biberleri iyi yıkamadım. Ondan sonra. Hiç hijyenik değil. Ben o salçayı asla yemem. Böyle yorumlar geliyor. Tabii çok kişiden değil. Bir kişi yazıyor bunu. Hatta bir iki kişi de. Hani diğerleri normal yazmış. Hani Hülya kızım niye öyle yaptın? Beton da olsa hani yine de toz toprak olur. Bir bez falan serseydin. Biri demiş hani laylon serseydin. Kimi yorum yaparken incitmeden hani zorlatmadan yapıyorlar. Zoruna gider mi diye de düşünüyorlardır. Anne. Düşünüyorum. Ben pişirdim. Tamam işte. Kimi de öyle bir yorum yapıyor ki hiç yani sanki içindeki kini kusuyor insanlara. Bilmiyorum niye öyle bu insanlar onu da anlamış değilim. Benim yaptığım salçayı asla alıp da yemezlermiş. Yemezseniz yemeyin sanki ben size mi yapıyorum o salçayı da yiyeceksiniz. Gelin de benim salçamı alın da demedim. Biri demiş oleyenlerde salçamı kurutulur. Vallahi 31 yaşındayım. Ben kendimi bildim bileli de annem de yapardı. Bak komşumuzunkini de gösteriyorum hatta. Köylülerimiz de yapar. Hep bu leğenlerde yapıyorlar. Yani kaç senelik bildiğimiz şeyi değiştirmemizi istiyorlar. Biz bunlar da kurutuyor. Bir şey de olmuyor. Bakın kaç senedir de hiç zehirlenmeden yaş yok yani. Ben genellikle hep görüyorum bu videolarda. Bir de bazı böyle videolarda salça videolarında genellikle bakıyorum. Hep betona döküyorlar yere. Ondan sonra yıkıyorlar. Yine betonda temizliyorlar. Betona atıyorlar. Yani bilmiyorum bu temizlik hastalıkları niye? Bazıları acayip temizlik taslıyor. Taslasınlar olsun. Demek ki benden yani benden değil de demek ki bayağı bir temizler. O yüzden taslayıyorlar. Temiz olmasalar zaten taslamazlar o temizliği. Ha, uyarabilirler doğru. İyiliğiyle uyarılır o ayrı bir şey. Ama insan rencide ederek de uyarılacağını düşünmüyorum. Diyorum ya içindeki kini kusuyorlar resmen. Biberleri yıkayışım belki tamam sizlere doğru gelmemiş olabilir. Doğru da olmamış olabilir. Bir dahakine daha iyi, daha temiz yıkarım. Ama buradaki betona bilmemiş. Betonu güzelce yıkıyorum, süpürüyorum. Ondan sonra biberlerimizi döküyorum. Leğene de yapsam olurdu. Ona da tamam diyorum. Ona da bir şey diyorum. Haklısınız diyeyim. Temiz yıkamadım. Temiz de yapmadım. Olabilir. Ama öyle ektiği de hani içimiz dışımız pasak değil. Veyahut da hani ille de ben o salçayı almam senden de yemem de. Vallahi yemezseniz yemeyin. Benim bu videoyu
Benden alacak kişilere de zaten söyledim. Abladım ben videosunu çekerim, izlersiniz dedim. İzlemişler de. Aradı da Allah razı olsun eline sağlık kızım dedi. Beni geri döndürmedin dedi. Şuradan geldim dedi. Ha yaptım. Neymiş? Çocuk varmış benim hayatımda. Burada salça mı kurulmuş? Kedi köpek varmış. Vallahi benim hayatımda bir tane köpek yok. Bu birincisi. Ha, kedi de olabilir. Kedi de gelip de oraya geldi. Yok zaten akşama kadar ben bahçedeyim. Ondan sonra ne bileyim hani içine girdiği de yok kedinin. Kaldı da evinizde kediyi besliyorsunuz. Onu yediğinden yiyorsunuz. İçtiğinden içiyorsunuz. Bizlere de geldi mi? Ama hayatında kedi dolanır. Onun hayatında çocuk var. O salça yenmez. Anne. Varsa var. Benim çocuğum daha bir kere olsun salçaya dokunmadı. Babam diyor ki yemek hazırlanmış mı? Hazırlıyorum. Bak patates kızartacağım. Hemen iki dakikada kızartırım. Hatta birini de yükseğe koydum. Diğer salçaları da geri yükseğe koydum. Sandviç şeye, masaya. Yükseğe de koymasam bir şey olmaz. Akşam oldu mu güzelce tüpledim. Hatta akşam oldu mu içeriye alıyorum. Yağmur yağacak diye korkum da. İçeriye koyuyorum. Üstünde tül perdeyle örtüyorum. Sabah doğrunca açıyorum. Bir de bizim buranın sıcağı hani biri de hatta şey yazmış. Üstünü sabahları da kapatmıyor. İşte kedi köpek var. Çocuk var onun hayatında. O salça inmez diye de. Üstünü kapatsak biz burada şimdi kunduzları üstünü kapatsak çok gir olur salça. Mecbur ağzının açık kalması gerekiyor. Ama akşamları kapatıyor mu? Tülünen kapatıyor. Kunduzları kapatmıyor. Onu da dile getirdim dedim de bilmiyorum yazmışlar da yine izlerler büyük ihtimal zaten benim söylediğimi de. Vallahi kim ne derse desin herkes bildiğinden şaşmasın. Hani uyarabilirsiniz dediğim gibi uyarırsınız hani dersiniz değil mi? Bir iki izleyicim de yazmış hatta altına laylon serseydin daha temiz olurdu işte hani bir sofra bezi serseydin diye bir dahakine daha dikkatli olurum. Videoya da çekerim dediğinizde yaparım. Bir dahakine daha da temiz yıkarım. Tek bir şu hatamı kabul ediyorum. Biberi döktükten sonra, biberin suyunu döktükten sonra leğeni yıkamamıştım. Onu ben de fark ettim izlerken. Ama insan hali o anda dalmış olabilirim. Veyahut da ne bileyim hani ekstra, yani sürekli yıkıyorum zaten leğenlerimi. Hatta dün de şey yaptım, domates salçası yaptım. Domateslerimi de yıkadım. Döktükten sonra leğenlerimi tekrardan yıkadım. O anda izlerken ben de fark ettim. Keşke de orayı atmasaydım ama olsun. Beni utanacak, sıkılacak bir şeyim yok çok şükür. Biberi yıkadıktan sonra leğeni döküyorum sudan. O leğeni yıkamadan biberi temizleyip içine atmıştım. Orada ben de onun farkına vardım ama yine de yükledim. Vallahi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yaptım, koydum anne, sadece. Anne yeşil biberi koydum. Ne anne? Yeşil tane tablası. Neyi? Yeşil. Neyse işte arkadaşlar böyle. İnsanların fazla da açığını aramayın. Gerçi görünüyor da ekranlarda yine de bilmiyorum ya. İnsanlar bazen çok kırıcı olabiliyor. Ama olsun. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi sizler temiz olun. Biz de pasaklı olalım. Yapacak bir şey yok. Patatesimizi doğradım arkadaşlar. Şimdi ben bunu hemen bir yıkayım. Koyayım. Gökhan hadi diyor acıktım diyor. Patatesimizi kızarttım arkadaşlar burada. Bir de çorba yaptım yanına. Mercimek çorbası. Ayran cacığı yaptım. İsteyen onu içsin, isteyen bunu içsin. Şurada şöyle hazırladım. Burada da kavanozumuzu doğradım arkadaşlar. Biraz havasını alsın diye bekliyorum. Düdüklü şu anda kışlıyor. Altını kapattım da. Bu da pişti güzelce. Şimdi böleceğim. Bunun da hemen birazcık havasını alsın. Onu da o şekilde bölüp soframıza oturacak arkadaşlar. Çorbamızı blenderdan geçirdim arkadaşlar. Şöyle hemen bölelim de. Biraz da soğusun. Ondan sonra bakın bu şekilde. Müzik geliyordu buraya Gülzar. İçecek misiniz çorba sizde? Dört tane koyuyorum o zaman. Tamam. İçmezseniz ayran cacığı da koyacağım. Tamam. Ben ayran cacığı içeceğim. Tamam. Salçalarımızı dolduruyorum arkadaşlar. Şöyle bir 5 patlar bir doldurun. Ondan sonra bakalım ne kadar çıkacak. Burada normalde 3 torbaydı. Önceden 3 torbadan 2,5 patlak çıkıyordu arkadaşlar. Ama şimdi ne kadar çıkar?
İyice gramajını düşürdüler. Geçen sene aldık. Geçen sene 2 torba aldım mesela 200 TL'ye. Rahat 2 patlak çıkıyordu. Bu sene 3 torba aldık. Ne kadar çıkacak? Benimki 3 torbaydı ama 20 kiloydu. 1,5 patlak çıktı. Anaplı'ya da söyledim. Hani 2 torbadan çıkar mı 2 patlaktı? Çıkmaz abla, sen 3 torba aldın. 3 torbayı aldın. Herhalde 3 torbadan bile çıkmayacak yani, düşünün. Gramajını o kadar düşürmüşler ki, gramajını bırakın kiloyu düşürmüşler. Geçen seneki aldığımız 18 kiloydu. 18 kilo bir torbada bir patlak rahat çıkıyordu. Bu sene 16 kiloya düşürmüşler torbasını. Ondan da çıkmıyor. Bundan da çıkmayacak belli. Vallahi çıkmazsa kendi salçamdan üstlerine ek yapacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kimsenin hakkını yiyemem. Çünkü adamlar bana birer patlak yap diyerek de söylediler. Ben de birer torba aldım. Ama birer torbadan önceden diyorum ama bir patlaktan fazla çıkıyordu ama bu sene yok. İyice düşürdüler. Kerden ziyade zararım oldu yani, anlayacağız benim bu sene. Sanki kâr ettik. Bir 5 kilo patlak doldu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burası kaldı. Dediğim gibi bu da yarım anca olur. Benim yarımın üstüne ekleyeceğim. Artık bunu 2 yapacak. Dediğim gibi yapacak bir şey yok. Ben onu bir getireyim gelin. Şu da benimkiydi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hemen bunun üstüne ilave yapacağım. Ancak bunun da olacağı bu kadar arkadaşlar. Keşke bu kadar da olsa. Bu kadar bile olmaz yani. Bu da tamam. Bunun da ağzını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde ilk ikisini doldurdum. Diğeri de 3 torba. O da sanmıyorum olacak. O da herhalde 1,5'ta kalacak. Benim evde de gidecek gibime geliyor. Artık bakalım, onu artık konuşacak ve anlaşacak. Çünkü patlak olaraktan anlaştık. Hani torba hesabı anlaşmadık. Bana bir patlak, iki patlak yaptılar. Ben ona göre kalanını aldığım için iyi patlaklar da gelişmediğine göre mecbur kendimkine katmak zorundayım. Bu şekilde ikisini doldurdum arkadaşlar. Bu şimdi bir kişinin şu kadar kaldı. O da zaten benimkinin üstüne yaptığım için. Onu da diğerlerinin içine dökeceğim zaten. O şekilde. Diyorum ya, diğerleri de herhalde daha almayacak. O da sanmıyorum yani. Keşke iki patlak çıksa ondan. Bendekini de koyayım. Bendekine de korum. 3 patlak olur. O şekilde işi bitiririk. Ama bakalım bakalım. Hayırlısı olsun. O da bir kurusun. Onu da yarın o da kurur arkadaşlar. Bayağı çekti o da zaten. Şimdi onu da sineye alacağım. Videomu da artık kapatayım isterseniz. Bunlar hazır. Bir de şöyle domates topladım da. Bunlar da sos yapılacak. Salçaları bekliyorum. Salçalar kurumayınca sosunu da yapamadım. Şunları topladım buraya arkadaşlar. Şöyle leğene koyayım da, gördüğünüz gibi domateslerimiz de maşallah bir tane yer arkadaşlar. Şurası gördüğünüz gibi, şura tek bir yerden dünyanın domatesi oldu. Neyse, videomu artık kapatıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.